Merhaba arkadaşlar, Artebile Cam Projelerinden Nazar Değmesin projemizi beraberce çalışalım. Cam projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. 6 tane çay tabağı, şekerli ve tepsisi olmak üzere bir takımımız var. Artebella cam ürünleri özel tasarımlardır. Kenarlarında ekranda gözüküyor mu bilemiyorum. Böyle göz güzel bir görüntü var. O yüzden projemin ismine nazar değmesin dedim. Tepsimi nasıl kullanacağım? 1620 numaralı ekstra büyük Artebella kolay transferi tepsinin tamamına transfer edeceğim. Bu sefer hiç eskitme veya herhangi bir işlem çatlatma uygulamadan tepsimize desenimizi geçirelim. Zaten desenler başlı başına çok güzeller. Bunları da birçok objede kullanmak bize kolaylık sağlıyor. Sizler de rahatlıkla benim örnek olarak hazırladığım bu projeleri yapabilirsiniz. Şimdi dört kenarını kestim. Transferimizin yüzeyindeki jelatini alıyoruz. Ardından tepsimizi arka yüzünden transfer yüzeyine oturtturuyoruz. Cam çalışmayı seviyorum çünkü istediğim şekilde desenleri görebiliyorum, yerleştirebiliyorum. Sanıyorum siz de zevk alıyorsunuzdur. Şimdi bir noktadan başlayarak transferimi ıslatıyorum. Aynı deseni çay tabaklarıma ve şekerliğe de çalışacağım. Transferde tepsinin köşelerinden dolayı hafif kırılmalar olabilir. O bizi üzmüyor çünkü arkadan boyamızı girdiğimizde çok net bir çalışma yaptığımızı göreceğiz. Göz olan yerlere transferi iyice yerleştiriyorum. Burada dikkat etmeniz gereken çalışma bu arkadaşlar. Yani oyuklu olduğu için tepsinin kenarları, oyuklara iyice transferi yerleştiriyoruz. Tepsinin kenarındaki gözler belirgin hale geliyor. Bu sizlerin de rahatlıkla yapabileceği çok çok kolay bir çalışma. Transferler Artebella firmasının liderliğinde Türkiye'de herkes tarafından sevilen bir ürün, kullanılan bir ürün haline geldi. Bizler de değişik tasarımlar yaparak sizlere bu konuda biraz daha bilgi aktarımında bulunmayı arzu ediyoruz. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi fazlalıkları, cam tepsimin kenarındaki fazlalıkları makasım ile kesip alıyorum. 20 saniye sonra kağıdımı kaldırıp alacağım. 20 saniye sonunda transferimizi kaldırıyoruz. Ardından süngerimiz yardımıyla transferimizi tepsinin kenarlarını iyice bastırarak desenimizi yerleştiriyoruz. Tepsi kenarlarında hafif kırılmalar olabilir. O da çalışmamıza güzel bir doku sağlıyor.
Güzel bir doku görüntüsü çıkıyor ortaya. Evet. Daha sonra peçetemizle kuruluyoruz. Sevgili arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Arzu edersek sadece vernikleme kaydıyla tepsimizi transparan olarak da kullanabiliriz. Artebella kolay transferlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi transparan özelliği. Boyamadan önce size göstermek istedim. Şimdi boyasız halini gördük. Ama biz biraz daha çalışalım istiyoruz. Bunun için süngerimize biraz boya yükleyip tamponlamak kaydıyla renklendireceğimiz gibi transferi. Arzu eden arkadaşlar fırçayla da Artebella beyaz renkli opak boyayı iki kat sürmek kaydıyla transferi renklendirebilirler. Nazar Değmesin ismini verdiğimiz cam tepsi çalışmamızın tepsisinin çalışmasını bitirdik. Sevgili arkadaşlar, iki kat opak boyamızla boyadık. Transferimiz daha net gözüktü. Şimdi çay tabaklarına nasıl çalışma yapacağız? Onu gösterelim size. Şimdi ben çay tabaklarında veya şeker tabağımda desenimdeki gülleri böyle parça parça almayı tercih ediyorum. Kimisine gonca gülleri denk getireceğim. Kimisine gülün tamamını veya yapraklarla yarım gül şeklinde. Şimdi kalıp çıkarmayı daha önce de pratik biçimde size göstermiştim. Hatırlarsanız şu şekilde camı tutarak kalemimizi camın iç kısmına çok içine getirmeden köşesinden hizalayarak çok kolay bir şekilde kalıp çıkarabiliyoruz. Ben biraz pratik olarak hareket ediyorum ama arzu ederseniz siz önce kağıda daha sonra transfer yüzeyine çıkarabilirsiniz. Şu şekilde transferimi yerleştireceğim. İsterseniz vakit kaybı olmasın, bir tanesini göstereyim. Daha sonra ben parça parça devam ederek tasarımın tamamını size uygulamış olayım. Yine her zamanki gibi transferimizi ıslatarak deseni transfer ediyoruz. 20 saniye sonunda kağıdımızı alıp arkadan beyaz boyayla boyayarak çay tabaklarımızı da tamamlıyoruz. En son olarak çalışmamızı bitirirken Artebella su bazlı vernik ile objemizi arka üzerinden vernikliyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Kolay gelsin.